Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınları hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki noktanın analitik incelenmesi konusundaki birebir ÖSYM testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. K1 tam sayı A K-2 virgül 3 K-12 noktası analitik düzlemin 4. bölgesindeyse ise 4. bölgede ne oluyordu? Apsis pozitif ordinat negatif oluyordu. Bu pozitif bu negatifse K kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar K eksi 2 büyük sıfırsa K buradan nedir? 2. Büyüktür 2. Buradan ne geldi. 3K eksi 12. Bak negatifmiş. meş küçük sıfırsa. 3K küçüktür 12 geldi. K küçüktür 4 bu geldi? Evet. Bu ikisine bakacak olursak K kaçla kaç arasında? Hocam 2'den büyük 4'ten küçük. Hangi değeri alır arkadaşlar? 3 değerini alır. Yani dolayısıyla cevabımız böylelikle Cehan oldu. Bu soruda dörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Dikkat ederseniz burası 8'e 0 eksen üzerinde, burası 4'e 3. 4'e 3 burası da 3 noktası olduğuna göre burası direkt dik midir? Aynen öyle. Çünkü 4'e 3 noktası tam 3 noktasında burası zaten dik oluyor arkadaşlar BC doğrusu. E alan isteniyor olay bitti. Burası 8 birim, hocam yükseklik 3. E, burası Apsimiz 4 olduğu için arkadaşlar 4. Burası da, da 4 yaptı. Silelim şunu. E, bu yamuğun alanı isteniyor. Alt taban artı üst taban 8 artı 4 çarp yükseklik bölü 2. Yani 12 ile 2 sadeleşince 6 yaptı. 6 kere 3 ile kaç yaptı? 18 yaptı. Sorumuzun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. A 3'e 9 olduğuna göre şekildeki OAB dik üçgenin ağırlık merkezinin koordinatlarının toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar analitik düzlemde bir nokta verilmişse ne yapıyorduk ya da isteniliyorsa eksenler olan uzakları bizim için önemliydi. Hemen şöyle şöyle yaptık. Hocam burası dik apsimiz 3 ordinatımız 9. 9 ise dikdörtgenden dolayı burası da 9 yaptı. Dikten dik çizildi. Öklit bağıntısı var. 9'un karesi eşittir. 3 çarpı. Şuraya A diyecek olursak A'dan dolayı. Buradan 81 bölü 3'ten 27 mi yaptı arkadaşlar Evet A'yı 27 bulduk. Şimdi bizden ağırlık merkezinin koordinatı isteniyor. Arkadaşlar bütün köşeler belli belliyse ağırlık merkezi koordinatını bulurum. Köşeler belli mi? Belli. Burası 0'a 0. Burası 30'a 0. Çünkü niye? Eksen üzerinde ve apsimiz 30 olduğundan dolayı 27 artı 3. Burası da 3'e 9. Arkadaşlar ağırlık merkezinin koordinatı apsiler toplamının 3'e bölünmüş hali. Yani 0 artı 3 artı 30 bölü 3'e. Ordinatlar toplamın 3'e bölünmüş hali. 0 artı 9 artı 0 bölü 3 yapacaktır. 33 bölü 3 11'e 9 bölü 3 3 yapar. Bizden toplam isteniyor bunların. Cevabımız da 11 artı 3'ten kaç yapıyor? 14 yapıyor arkadaşlar. Yani cevap balık esir. ABCD paraya kenarın köşe koordinatları ABCD olduğuna göre M artı K nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Şuna dikkat edin. ABCD derken şöyle yazıyorsunuz. Yanlış yazıyorsunuz. Yanlış yazıyorsunuz. ABCD yazıyorsunuz. Hayır. AB sıralamasına bu şekilde devam ettiysen böyle devam etmelisin. Yani burası C burası D olmalı. Ya da biz genelde ne yapıyoruz? Sol alttan başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle okus pokus yapalım. Hop yazdık arkadaşlar. Evet bakın A, B, C, D olmaz. Şu sıralamada gideceksin. A, B, C, D. Evet noktaları yazdıktan sonra paraya kenarda ne oluyordu? Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Yani 3 artı 9 eşittir M artı 15'ten 12 eksi 15'ten M'yi eksi 3 buluruz. Sonra karşılıklı y'ler toplamları birbirine eşit. K artı eksi 4 yani K eksi 4 eşittir. Eksi 1 artı 1'den K'yı da buradan kaç buluruz? 4 buluruz. M artı K isteniyor bizden. Eksi 3 artı 4'ten cevap da kaç çıktı o zaman arkadaşlar? Artı 1 çıktı. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. A ve B noktaları analitik düzlemin aynı bölgesinde bulunduklarına göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Aynı bölgesinde. Arkadaşlar bakın artı 3 olduğu için burası artıysa burası da ne olacak? Artı. Hocam A eksi 5 bilmiyorum ama burası eksi 7 olduğu için negatif. E, o zaman burası da eksi. Ne bulduk? A eksi 5'in küçük 0 olduğunu bulduk. Bak negatif olduğundan. A küçüktür 5 geldi. Burada ne bulduk? A artı 1'in de pozitif olduğunu bulduk. A da buradan büyüklüğüne Ne geldi? Eksi 1 geldi. Şu ikisine bakacak olursak A ne ile ne arasında? 5'ten küçük eksi 1'den büyük. Eksi 1 ile 5 arasında mı oldu? Evet. Kaç farklı tam sayı değer vardır? Hocam 0, 1, 2, 3 ve 4 değerlerini alır. Yani toplamda kaç değer var? 5 değer var. Ya da büyükten küçük çıkart. 5 eksi eksi 1, 6. Bir de 1 çıkart diyorduk. Kaç tane değer olduğunu bulmak için arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları arasındaki uzaklık formülünü vermiş. Tamam bunu biliyoruz. Eyvallah devam edelim. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü e, ICAO'nun belirlediği kurallar çerçevesinde e, uçakları vakit türübüle hastan korumak için ayırma mesafeleri uygulanıyor. Evet ayırma mesafesi en az 5 milmiş arkadaşlar. Devam edelim. A, B, C, D noktaları verilmiş. Dik koordinat düzleminin orijinde bulunan bir hava kontrol kulesinin radar çizgileri gösterilmiştir. Şöyle. E, bu radar sistemi ayırma mesafesi 5 milden fazla yaklaşan uçaklara uyarı sinyali gösteriyor. Yani e, A ile B arasında uzaklığa bakacaksın. Eğer 5 milden azsa A, B'ye uyarı gönderecek arkadaşlar böyle. Buna göre diyor A, B, C, D noktalarından hangi iki uçağa sistem sinyali gönderir? O zaman hepsine tek tek bakacağız mı arkadaşlar? Bakacağız. Bir AB arasındaki uzaklığa bakalım. AB şıklarda devam mı diye bakalım. Var. AB'ye bakalım. İki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkı 6. Y'ler farkı 2. Evet kare küçüğünde 6'nın karesi artı 2'nin karesi olduğundan dolayı 36 artı 4 yap 40 yaptı. Kök 40 da 5'ten küçük mü arkadaşlar? Evet. Karesini al 40. Karesini al. Ee... karesini al 25. Kök 40 5'ten küçük mü? Hayır. Buna sinyal göndermiyor. Evet. 5'ten küçük değil arkadaşlar. Sinyal göndereni arayacağız. 5'ten küçük olmasına bakacağız. Sonra AC'ye bakalım arkadaşlar. AC'ye bakmak için de AC uzunluğunu bulalım. AC var mı? Var. Evet. Ee, AB değil cevap. AC'ye bakıyoruz. AC'ye baktığımız anda x'ler farkı x 3 eksi 2. Yani eksi 1 yaptı. x 3 artı 2 yaptı. Eksi 1 yaptı. Eksi 1'in karesi 1 artı eksi 4 eksi 1. Yani eksi 5'in karesi de 25 yaptı. Bu da kök 26 yaptı. Kök 26 5'ten küçük müdür? Değildir. AC de olmadı o zaman. Sonra AD'ye bakalım arkadaşlar. AD uzunluğuna bakacak olursak da hocam x'ler farkı 1 eksi eksi 2. Yani 1 artı 2. Yani 3. 3'ün karesi 9. Artı y'ler farkı nedir arkadaşlar? Eksi 4 eksi 1'den 5'in karesi 25. Eksi 5'in karesi pardon. O da kök 34 yaptık. Kök 34 de 5'ten küçük müdür? Değildir. O zaman AD uzunluğu da değildir. Şıklarda yokmuş zaten incelememize de gerek yokmuş. Neyse devam edelim arkadaşlar. BC'ye bakalım. BC varmışlıklar var. BC'ye baktığımız zaman da arkadaşlar x'ler farkı eksi 7 karesi 49. Y'ler farkı eksi 7 karesi yine 49. Arkadaşlar bu zaten direktman 5'ten küçük mü? Değil. Bu 25 yapıyor. Bu da 98 yapıyor. Olmadı. BC de değil. Sonra BD'ye bakalım arkadaşlar. Bütün şeylere gittik valla. BD'ye baktığımız anda x'ler farkı eksi 3'ün karesi 9 artı. Y'ler farkı eksi 7 eksi 4 eksi 3'ün karesi yani 7, eksi 7'nin karesi 49 Bu e, şeyden küçük mü 5'ten küçük mü değil arkadaşlar En son ne kaldı CD'ye kaldı arkadaşlar CD'ye bakalım x farkı 1 eksi eksi 3 yani BD'ye bakıyorum BD uzunluğunda 1 eksi eksi 3 1 artı 3 4'ün karesi 16 artı eksi 4 eksi 4 eksi 4 eksi eksi 4 yani eksi 4 artı 4 yapıyor. O da 0 sıfır yapıyor. Sıfırın karesi. Evet bu kök 16 yaptı arkadaşlar. Kök 16 da 4'e eşit. 4 5'ten küçük mü? Evet. Sinyal gönderir arkadaşlar. Çünkü 5000'den daha küçük. B ile D pardon C ile D arasındaki uzaklık arkadaşlar. O zaman cevabımız C ve D olacaktır. Yani cevabımız Edremit oldu. Dik koordinat düzleminde A, B, C, D düzgün beşgen ve A ve B noktaları verilmiş burada arkadaşlar. Düzgün beşgen biçimindeki levha bir kenarı x ekseni üzerinde olma koşuluyla pozitif yönde ok yönde döndürülüyor. Yukarıdaki dik, dik, dik koordinat düzleminde arkadaşlar öncelikle burası 10'a 0 verilmiş. Burası da kaç verilmiş? 6'ya 0 verilmiş. O zaman bir kenarı kaç yaptı bunun? 4 mi yaptı? Evet. Buradaki uzunluk kaç? 6. Şimdi dikkat edin. Burası da 4, burası da 4, burası da 4, burası da 4 değil mi? Evet. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde levha ilk kez ED doğrusu üzerine geldiğinde arkadaşlar ED üzerine gelecekmiş levhamız. O zaman ben ilk önce bunun üstüne yatırdığım zaman bu 4 birimlik gitti böyle. Sonra bunun üstüne yatırdığımda bir daha 4 gidecek. Bir daha 4 gidecek. E, o 4 buraya mı gelecek? Bir daha 4 gidecek. Sonra D köşesi üzerine yatırdığımda D köşesi üzerine yatırdığımda bu da D'ye de buraya gelmiş oluyor. O zaman arkadaşlar bir 4 gitti. Bir daha 4 gidecek. Bir daha 4 gidecekse eğer toplamda burası 8 yaptı. Yani şuradaki uzunluk kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 2 birim yaptı. Sonraki 4'ü saymayacağım. Yani burası 12 birim olmayacak arkadaşlar. Dikkat edin. Çünkü D köşesinde yatırdığın zaman bu zaten buraya denk gelmiş oluyor. 2 tane 4 olmuş olacak. Buradaki uzunluk kaç oluyor? 8 olacak. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 2 birim kaldı. E o zaman burası 2 birimse B noktasının apsisi nedir diye soruluyor. Hocam o şuradan dik çizik apsis soruluyor. Düzgün beşgende şöyle yüksekliği çizdiğimizde bu simetrik senidir. Tabanı iki eş parçaya bölmüyor mu? Bölüyor. Bir kenar dörttü. Hocam bunlar 2 2 yaptı. E o zaman şuraya baktığımız zaman kaç yaptı? Apsisi 4 birim solda. 4 birim solda olduğuna göre apsimiz ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 4 noktası yapıyor. Çünkü 4 birim soldaki nokta eksi 4 noktasıdır. O zaman cevabımız böylelikle C han çıktı arkadaşlar. A ve B noktalarına eşit uzakta bulunan Y ekseni üzerindeki bir nokta. Arkadaşlar A noktası 2'ye 1. Analitik düzlem çizmeyin. Sadece soruyu yorumlamak için. Ee, özel durumlar olduğu zaman analitik düzlem çiziyoruz zaten. Bir de y ekseni üzerinde bir nokta varmış. O da sıfıra y noktası mı arkadaşlar? Evet buna da c diyelim. Şimdi a ve b noktalarına eşit uzakta ve y ekseni üzerinde bulunan noktanın ordinatı. Genelde şu hata yapıyoruz. a b'nin orta noktasıdır hocam o nokta diyoruz. Ama orta noktasını alın. İşte x ekseni üzerinde mi yapıyor? Hayır. Yani illa bu iki nokta eşit uzakta olan bir doğru bir nokta. Ee, bu A B'nin ortasında olmak zorunda değil ne olmak zorunda arkadaşlar herhangi bir yerde olur. Ha illa bir kural belirtecekseniz A ve B'ye eşit uzakta olan noktaların geometrik yeri bunun kenar orta dikme doğrusu üzerindedir. Niye? Buradan aldığım bir nokta hop hop. Hocam dik tabanı keş parçaya bölmüş ikiz kenar. Hocam burada da şu da aynı şekilde bak ikiz kenar. Bak ikiz kenar. Yani kenar orta dikme doğrusu üzerinde herhangi bir noktadır. Buradaki C noktası. İşte bu noktalardan sonsuz tane var. Bunlardan bir tanesi Y ekseni üzerindeymiş. Yani 0'a y noktasıymış. İşte bunun ordinatı nedir diye soruluyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Yapacağınız hamle belli. Hocam CA uzunluğu şununla şu birbirine eşit diyor zaten. CA uzunluğuyla CB uzunluklarını birbirine eşitleyeceksiniz. Eşitleyelim. XA farkının karesi kare kök içinde 0 eksi 2'nin karesi artı YLA farkının karesi Y eksi 1'in karesi eşittir. Kare kök içinde XA farkı 0 eksi 3'ün karesi artı YLA farkı y eksi 6'nın karesi olacaktır. Kare kökler birbirini götürdü mü arkadaşlar? Götürdü. E, o zaman burada eksi 2'nin karesi 4 yaptı. y eksi 1'in karesi y kare eksi 2 y artı 1 yaptı. E, 3'ün karesi 9 yaptı artı y eksi 6'nın karesi y kare eksi 12 y artı 36 yaptı. y kareler nanay mı? Nanay. Devam edelim. Eksi 2'ye burada. Eksi 12'ye burada. Eksi 12y'yi öbür tarafa attım. Artı 12'ye oldu. 12 12'ye eksi 10 10'ye geldi buradan. 36 9'da 45 burada da 5 var. 45'ten 5 çıkınca 40 yaptı. Y de buradan kaç oluyor o zaman? 4 oluyor. Zaten bizden Y isteniliyor. Cevabımız böylelikle Denizli çıktı arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre C noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar C noktası isteniliyorsa eksenlere olan uzaklarına bakacağız değil mi? Evet eksenlere olan uzaklar. Hocam bunu çizersem saçma. Bunu çizersek zaten x ekseni şu yapıyor. E, Eksenin apsisi burası yapıyor. Ordinatı da burası yapıyor. Sadece bunu çizmek yeterli. Hocam 90'lı ramada uçuşu. Alfa beta'ya dalacağız da o zaman arkadaşlar. Ama öncelikle şu verilmiş. Ali bey uzunluğu K iken BC uzunluğu 3K verilmiş. Ali bey neredesin? Evet burası K iken BC de 3K verilmiş. Aa hocam ne oldu? Bak şu üçgenle şu üçgen benzer. E, niye benzer hocam? E, dal açılara. Alfa, beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta ve benzerlik oranı da 1'e 3. Hocam benzerlik oranı 1'e 3 ise alfa'nın karşısı 3 ise alfa'nın karşısı 9'dur. Beta'nın karşısında 4 ise beta'nın karşısında 1'e 3 olduğundan 12'dir burası. C noktasının koordinatları. C noktası 9 birim sağda 9'a 15 birim yukarıda o da 15 yaptı arkadaşlar. Yani bizden 9 artı 15 isteniyor. Cevabımız böylelikle 24 çıkar gençler. Evet cevap böylelikle edremit oldu. Analitik düzlemde A, B bir üçgen ve burada bir oran vermiş. BC ile AC ile BC arasında K'ya 3K. Hemen yazalım. AC uzunluğu K iken BC uzunluğu 3K verilmiş. Oranlama var. Büyük ihtimalle benzerlik vardır arkadaşlar. Bakalım OA uzunluğunda 17 vermiş. Burayı da 45 vermiş. Tamam. C noktasının ordinatı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar C noktasının ordinatını bulacağız. Yani şu uzunluğu bulacağız. Başka bir şey vermiş mi? B noktasını vermiş bize. Arkadaşlar 3'e 1 oranını kullanacağız. Valla 3'e 1 oranını nasıl kullanabiliriz? İsterseniz şöyle yapın. Burası K ya. Hocam 3'e 1 oranını kullanmak için şöyle dik çizebilirsiniz. Şöyle bir 3'e 1 oran geldi burada. E, i̇sterseniz buradan da bir dik çizebilirsiniz. Hiç fark etmez, istediğiniz yerden yapın. Ben buradan ta, e, tercih ettim. Şurada bir temel orantı oluşturdum arkadaşlar. E, temel oranlı oluşturunca hocam 3'e 1 oran var, 3'e 1 oran olacak. Yani burası 3n ise burası n olacak. 3n 45 ise n dediğimiz 15 oldu. A 15 17 ne üçgeni 8 15 17. E hocam olay bitti mi bitti? Çünkü burada 3 bölü ya da şurada 3 bölü 4 oran var hocam. Bizden de şu uzunluk isteniliyor Yani buraya da e, ne diyelim? M diyelim. 3K bölü 4K eşittir. M bölü 8 olduğundan 2 katı 2 katı. M de buradan kaç yapar? 6 yapar arkadaşlar. Yani analitiktesiniz diye normal geometriyi kullanmayacak mısınız anlamına gelmiyor. Oranlamalar falan gördüğünüzde aklınıza benzerlik gelecek tabii ki. Cevap böylelikle edremit oldu. Dik koordinat düzleminde bir kenarı x80 üzerinde olan bir karenin hemen analitik düzlemi çizelim arkadaşlar. Özel bir durum x80 üzerindeki bir kareden bahsetmiş. Ve e, köşegenleri 4'e e 2 noktasındaymış. Köşegenleri 4'e 2 noktasında olan bir kare olacak arkadaşlar. Ve bir kenarı da x80 üzerinde olacak şöyle. Ha. Bir kenarı böyle ve 4'e 2 noktasında olacak. Şimdi dur. Buradaysa o zaman bizim karemiz şöyle mi olacak arkadaşlar? Evet çizdik. Hocam buradaki 4'e 2'yi kullanacağım. Ben burada 4'e 2 noktasını kullanacağım ve bunun kare olmasını kullanacağım. Hocam bu kare ve 4'e 2. Ne yapabilirim? E kare de, özel bir durum. Köşegen çizelim arkadaşlar. İster bu köşegen çizin ister diğer köşegen çizin hiç fark etmez. İşte tam burası köşegenlerin kesim noktası. Hocam bunlar birbirine eşit değil mi? Evet. E ne yapacağız burada? Ha, bu x80 üzerinde olmasını kullanacağım. Hocam bu x80 üzerindeyse buradaki nokta da x80 üzerinde. Yani burası x'e 0 gibi bir nokta değil mi? Evet. Bak X'lerde bir şey yapamam ama ordinatta bir şey yaparım. Sıfırken 2 olmuş. Çizgide 2 artmışsa bir daha çizgide 2 artacak. Yani burası da bilmem neye 4 yaptı. E, bilmem neye 4 olması ordinatının 4 olması anlamına geliyor. Ordinatının 4 olması da buradaki dikdörtgenden dolayı karenin 4 olmasını sağlıyor. Ve karenin bir kenarı 4 olduysa karenin alanı isteniyor bizden. Cevabımız da böylelikle 16 yapar. Güzel bir soru arkadaşlar. Yani cevap akçay oldu. Dik koordinat düzleminde y eşittir kx doğrusu verilen 3 kareyi eşit alanını 2 bölgeye ayırıyor. Evet verilen 3 kareyi eşit alanını 3 bölgeye ayırıyor. Arkadaşlar burası 10'a 0 olduğu için 10 burası. Şurası 11 olduğu için e, 22 ile 10 arası 12 birim. Burası da m'ye 4 olduğuna göre arkadaşlar. Buranın yüksekliği kaç yaptı arkadaşlar? m'ye 4. Şunu çizmeyeyim isterseniz. Ordinatı 4. Burası 4. E, Burası 4 ise burası da 4. Bu karenin bir kenarı kaçtı? 12 idi. Burası da 12 olduğundan 8 kaldı. Yani şu karenin bir kenarında da 8 kaldı arkadaşlar. D noktasının hapsi isteniyor bizden. Tamam. D noktasının hapsi isteniyor bizden. Şu isteniyor arkadaşlar. Şimdi bunu buluruz öncelikle. Bu ne yapıyormuş? Bu 3 tane karenin alanını 2 eşit parçaya biliyormuş. Bir tane karenin alanı 100. Bir tanesinin ki 144, bir tanesinin iki, 64 diyeyim arkadaşlar? Evet. E topladığın zaman kaç yaptı arkadaşlar burası? 240 hatta toplayalım da şöyle toplayalım bir de bölü 2 diyeceğiz. Çünkü bu toplam alanı 2 eşit parçaya ayırmış burası. O zaman toplam alanı 2 eşit parçaya ayırmışsa 100 bölü 2 50 artı 144 bölü 2 72 artı 64 bölü 2 de kaç yaptı? 32 yaptı. Şimdi bunları topla. Bu ikisi hocam 104 yaptı. 154 mi yapıyor? Evet. Bizim şuradaki bölge de 104. Buradaki bölge de 104. Şimdi buranın hapsi isteniyor ya. Buranın hapsi isteniyor. Aslında buranın neresi isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar bizden. Hiç içeriden şekli yormayalım isterseniz. Bu arada burası 10. Burası 10'sa tamam 12 olduğundan buraya kaç kaldı? 10'sa Burası da 12 olduğundan dolayı arkadaşlar 8x12 olduğundan buraya da 2 kaldı. E sen şimdi şuradaki alanı biliyorsun. Bu alan kaç? 154 olduğunu biliyorsun. E bu alan 154 ise e bu alandan yola çıkalım. Hocam 154 alanı neye eşittir? Şu dik üçgenin alanından şuraya isterseniz x diyelim. Şu dik üçgenin alanından burası 12. x çarpı 12 bölü 2'den neyi çıkartacağım? Şuradaki dikdörtgenin alanı çıkartırsam, burası da 11'im zaten. Yani 2 çarpı 10'u çıkartırsam çıkar. Burası 6x yaptı, burayı da öbür tarafa 20 artı 20 diye geçti. O zaman burası 20 diye geçince 174 yaptı. 174 ise 12 bölü 2'den 6 geldi. 6x eşit oldu. E 174 de 6'ya böldüğümüz zaman kaç yapıyor? E, 12. Sanırım 29 yapıyor arkadaşlar. X eşittir 29 yaptı. 6 kere 9 54. 12 174 yapıyor. Evet. 174'ü e 6'ya böldüğümüz zaman da 24 yap, 29 yaptı arkadaşlar cevap. Bizden de zaten bunun apsisi isteniyordu. Yani şuradaki uzunluk isteniyordu arkadaşlar. Cevabımız da böylelikle ne çıktı? 29. Yani e çıktı arkadaşlar.